Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde materyal tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bana uzun zamandır sorulan sorulardan biri bu. Şimdi bu bölümde ben kesinlikle size bir tane video kaynak göstereceğim. Yani bu işi nasıl yapmanız gerektiğini, bu süreci nasıl takip etmeniz gerektiğini, ne tür videolar üzerinden bu işi gerçekleştirmeniz gerektiğini bir örnek olarak göstereceğim. Ve videonun sonunda 100 kişiden 90 kişi benimle hemfikir olacaktır. O 90 kişiden 80 kişi yapmaya karar verir. 80 kişiden 70 tanesi yapar. 60'ı pes eder. Onu başarılı olur. Şimdi materyal seçimi yaparken ne tür bir Yol izlemeniz gerektiğinden bahsedeyim. Ben kendim kendi başıma dil öğrenmeye çalıştığım zaman dilin kaynağına başvururum. Dilin kaynağı, bakın burayı çok iyi dinleyin. Dilin kaynağı toplumdur. Yani hedefimizde İngilizce varsa İngilizcenin temel kaynağı İngilizce konuşan toplumlar. Halktan bahsediyorum. Dilin kaynağı dil okulu değil. Dilin kaynağı dil kitapları değil. Ders kitapları değil. İngilizce öğretmenlere değil. Biz değiliz. Siz o kaynağa başvurmanız gerekiyor. Amerika'ya bir bire gittiği zaman çok kısa bir zaman dilimi içerisinde İngilizceyi hemen öğrenip konuşmaya başlıyor ya. Bunun temel nedeni kaynağa bizzat direkt daldığı için, direkt kaynaktan beslendiği için hemen amacına ulaşıyor. Bu durumdayken dilin kaynağıymış gibi görünen unsurlardan uzak durmanız gerekiyor. Şimdi dilin kaynağını buraya koyalım. Toplum burada karşımızda. Şimdi bu toplum kendi içerisinde konuştuğu zaman kendi aralarında konuştukları vakit tane tane cümle cümle yani böyle noktalı virgüllü şekilde mi konuşuyorlar? Yoksa hiç düşünmeden gelişi güzel böyle sanki konuşurken aralarında nokta virgül yokmuşçasına hani şu anda benim Türkçe konuştuğum gibi bir cümle başlıyor nerede biteceği bilmeyecek şekilde mi konuşuyorlar? Tabii ki aralıksız, noktasız, virgülsüz şeklinde böyle karışık, karma karışık bir şekilde konuşurlar. Nasıl ki biz kendi ana dilimizi konuşurken noktasına, virgülüne dikkat etmeyiz. Direkt konuşmaya odaklanırız. Şu anda mesela ben konuşurken yani neresinde bunun soru, neresinde bir nokta falan hissediyor musunuz? Görüyor musunuz? Hayır tabii ki. Aynı şekilde ana dili İngilizce olan bu bireyler konuşurken noktasına, virgülüne, zamanına, tensine, modaline bilmem edilgen, etken falan onlarına dikkat etmezler. Zaten toplumun çoğunluğu Bunları bilmiyor Mesela şu gördüğünüz kişiler gerçekten Sizin bildiğiniz tensleri biliyorlar mı? Bakın bu adamların ana dili İngilizce onlar gerçekten bütün tensleri biliyorlar mı? Bütün modal filler Bütün bilmem e, Dil bilgisine ait bir sürü konu başlıkların Tümünü biliyorlar mı bu adamlar? Hayır tabii ki Aralarında deliler bile var. Yani aklı dengesi bozuk olan ki bizde de var. Akli dengesinin bozuk olması o dili konuşmayı engel engellemiyor. Bu bir engel değil baktığınız zaman. Aslında dil öğrenmek o kadar basit bir şey. Bir delinin bile yapabileceği bir eylem. Okuması yok, yazması yok. Ne bileyim kendi bilincinde insan olduğunu dahi bilmiyorlar bazıları. Hani susturmak için ağzına bir şeyler koyuyorlar ya. Deli hastanelerinde ama bu insanlar o dilin temel kaynağında bulunduklarından dolayı ve kulaklarını aktif bir şekilde kullandıklarından dolayı okuması, yazması, okul öğretmen falan materyal olmadan kendi başlarına deli kafasıyla, akli dengesi bozuk olmasına rağmen susmayacak şekilde öğreniyorlar ve konuşuyorlar ve zorla susturuluyorlar. Bizzat dilin kaynağına başvurup kulaklarınızı aktif bir şekilde kullandığınız zaman Aklı dengeniz bozuk bile olsa siz o dili öğrenebilirsiniz. Şimdi sizin başvurmak istediğiniz veya başvurmakta ısrar ettiğiniz dil okulları ve onların kullandığı materyaller bunu dilin kaynağı olarak varsayalım. Bu dil kaynağının içerisinde neler var? Dilleri zamanlara ayırarak öğretmeye çalışıyoruz. Tamam bu belli bir derecede kabul edilebilir. Başka ne var? Boşluk doldurmaları var, eşleştirmeler var, kısa kısa cümleler var, robot gibi konuşmalar var, testler var, sınav var, Peki bu saydıklarım dilin kaynağındaki olan insanlarda var mı? Yani bu insanlar kendi aralarında konuşurken boşluk doldurmaca, eşleştirmece, böyle ne bileyim testler, sınavlara tabi tutmacalar falan yapıyorlar mı? Yani sizi bekleyen böyle bir şey var mı? Amerika'ya gittiğiniz andan itibaren ayağınızı oraya ilk adamınızı attığınız andan itibaren bir boşluk doldurmaca, eşleştirmece gibi böyle bir şeylerle karşılaşacak mısınız? karşılaşmayacaksanız eğer neden bu kaynaklar dilin kaynağı olsun? Bu ders kitapları, dil okullarındaki görmüş olduğunuz kaynaklar, bireysel kendinizin öğrenmeye çalıştığınız an bireysel e, çalışma kaynakları. Onlarda bile bu tarz şeylerle uğraşıyorsunuz. Amerika'da hiçbir şekilde hiçbir zaman asla karşılaşmayacağınız aktiviteleri neden yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şimdi Amerika veya İngiltere, Avustralya fark etmez. İngilizcenin konuşulduğu ülkelere gittiğiniz zaman bir Oradaki insanların dil seviyesi yok. Dil seviyesinde bazı almadan direkt konuşurlar. Sadece kendi aralarında değil çocuklarına bile dil seviyesini ayarlamadan konuşurlar. Ha bazen bizim de çocuklara karşı yaptığımız bu dilimizi basitleştirme ya da yavaş konuşma onları ayarlarlar. Tabii ki bu insan doğasında var olan bir şey. Ama toplum içerisinde evet şu eyalet A1 seviyesinde İngilizce konuşur. Bu eyalet C2 seviyesinde İngilizce konuşur. Aa ben A2 seviyesindeyim hangisine gitsem acaba? Ha şu eyalete gideyim. Çünkü orası B1 seviyesindeymiş. Ben kendimi B1'e yakın hissediyorum. Böyle bir şey yok. Eğer hedefinizde gerçek İngilizce varsa gerçek kaynağının doğasına göre hareket etmeniz lazım. Dilin gerçek kaynağında dil seviyeleri yok. Dil ayarlaması yok. Parça parça cümleler yok birbirine girmiş uzun uzun konuşmalar var. Nasıl ki siz kendi ana dilinizi konuşurken cümle cümle şeklinde noktalayıp öyle şey yapmıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Aynı şekilde İngilizce için de geçerli arkadaşlar. Dilin kaynağı böyle konuşur. Maalesef dilin doğası bu. Siz burada bireysel olan ya da dil okuluna gidin fark etmez. Öğrendiğiniz İngilizce parça parça olduğundan dolayı İngilizceyi konuşabilseniz bile... Yurt dışına gittiğiniz zaman karşınızda çıkacak olan kişiler çok birbirine karışık cümlelerle kendilerini ifade edecekler. Ve onları anlamakta zorluk çekeceksiniz. Peki anladık tamam. Bütün derdini net bir şekilde anlattın. Biz ne yapalım şimdi bu durumdayken? Dilin kaynağını nasıl bulacağız diyorsanız eğer. internet çağındayız. Ve YouTube dilin kaynağıyla dolu. İstediğiniz dilin kaynağı var YouTube'da. Hedefinizde İngilizce var. Amerikan İngilizcesini istiyorsunuz. Bu durumdayken Amerika'da standart olarak kabul gören standart bir telaffuza sahip bir bireyi bulmanız gerekiyor ki ben böyle bir bireyi sizinle bugün burada paylaşacağım. Hani ben kendi İngilizcem borçlu olduğum bir kişiyi sizinle paylaşmak istiyorum ve onun bir videosunu bir materyal olarak size sunmak istiyorum. Ve tabii ki o materyalle nasıl çalışmanız gerekiyor, nasıl bir yol izlemeniz lazım, nasıl sonuç elde edeceksiniz detaylarıyla beraber belirteceğim. Şimdi hemen tanıtayım isterseniz. Bu gördüğünüz kişi AJ Hawk Methods English sisteminin kurucusudur. Kendisi İngilizce öğretmen, Amerikalı. Şimdi ben kendi İngilizcemi bu adama borçluyum. Borçluyum çünkü dilin kaynağı olarak ben bu adamı kullandım. Çünkü Amerika'da kabul gören İngilizceye sahip olan bir birey ve onun YouTube kanalındaki bütün videoların hemen hemen hepsini izlemişimdir ve bazı podcast'lerini tekrar ve tekrar dinlemişimdir saatlerce. Şimdi bu öğretmen Amerikalı olduğu için benim için bir kaynak. Yani kaynak olarak ben materyalde değil Kişileri tercih ederim. O toplumu temsil eden bir kişiyi ter tercih ederim. Mesela söz konusu Türkçe olsaydı belki de İstanbul Türkçesini tercih ederim ve İstanbul Türkçesini iyi konuşan birisini bulurum ve onu sürekli dinlerdim. Aynı şekilde İngilizce söz konusu olduğu zaman da ben bu kişiyi tercih ettim çünkü bir telaffuzu çok temiz ve anlaşılır ve tane tane basit cümlelerle konuşmaya çalışıyor ama yine de gerçek orijinal bir İngilizce ile karşılaşıyorsunuz. Eğer bu öğretmene kulağınız iyi alışırsa Amerika'ya gittiğiniz zaman birileri size bir şeyler söylediğinde böyle sudan çıkmış balık gibi kalmayacaksınız ortada. Neden? Çünkü kulağınız zaten alışık bu ses tonuna. Şimdi öğretmenimizin sayfasından bir tane videoyu seçiyoruz. Kendi kanalında yüzlerce podcastları var. Onlardan bir tanesini seçtik. Independent Learners yani bağımsız öğrenciler adı altında bir tane podcast seçtim ben buraya. Şimdi bu videonun alt yazısını şu şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Videonun sağ tarafında bu noktalara tıkladığınız zaman işte transcript kısmı var. Oradan alt yazıları bulabilirsiniz. Kopyalayın. Word dosyasına yapıştırın ve o şekilde kendi çalışma kağıtlarınızı hazırlayın. Ben yine de bu videonun alt yazısını aşağıda açıklamalar bölümünde link bırakıyorum. Oradan pdf formatında indirebilirsiniz. Lütfen indirin ve çalışın. Yapmanız gereken şey şu. Bir videoyu seçtik ve onun alt yazısını aldık çıktısını çıkardık. Ve cümle cümle metinleri çalışmanız gerekiyor. Yani cümlenin anlamına biraz odaklanmanız lazım. Adam ne demek istiyor? Ona odaklanın. Ve bunları tercüme ederken, yani isterseniz tercüme edin, isterseniz bilmeyen kelimelerin yukarısına yazın. Nasıl çalışmak istiyorsanız hiç fark etmez. Yeter ki o metni anlamaya çalışın. Mesaja odaklanın biraz daha. Başlangıçta zorlanacaksınız arkadaşlar. Bunu şimdiden kabul edin. Başlangıçta biraz zor olacak. Neden? Çünkü Mesela şu şekilde konuşacak adam size. Real learning is a combination of knowledge that you actively get. You go out to get it and find it yourself. No one tells you to do it, you do it. Because you because you're curious, because you want to know, because you need to know. Tabii ki şu anda bu sizin için bir gürültüden bir farkı yok ve sanki çok hızlı konuşuyormuş gibi. Öne ağırda birbirinde bitişik bir şekilde konuşuyormuş gibi gelebilir. O yüzden metni çalışmanız gerekiyor. Metni çalışıp aynı şekilde dinlerseniz eğer aslında çok karmaşık bir şey söylemediğini, çok basit bir şeyler söylediğini fark edeceksiniz. Peki bunu biz neden yapıyoruz? Hani Amaç nedir derseniz eğer arkadaşlar burada İngilizcenin kendisinden daha ziyade konuşulan dile karşı kulak aşinalığı oluşturmak. Bu kısmını çoğu öğrenciler es geçiyor. Birileri size bir şeyler söylediği zaman eğer anlamakta zorluk çekiyorsanız buradaki temel sıkıntı kulak aşinalığınızın olmadığıdır. Yani yeterince İngilizce dinleme alışkanlığınızın olmadığı anlamına gelir. Amerika'ya gittiğiniz zaman bu hızla karşılaşacaksınız ve bu insanlar bu hızla konuşacak en az. Eğer bu hıza kulaklarınızı alıştırmazsanız, konuşulan dili anlamakta zorluk çekeceksiniz sürekli. İngilizceniz iyi bile olsa. Konuşurken kendinizi ifade ederken belki İngilizceniz çok iyidir ama konuşulan dili size birileri bir şeyler söylediği zaman anlamakta o hıza yetişemiyorsanız eğer Durup kulak aşinalığı oluşturma üzerine bu gösterdiğim çalışma şeklini yapmanız gerekiyor. O hıza ulaşmanız lazım. Onun için arkadaşlar bir metni çalışın. Ondan sonra videoyu açın. izlerken o metni de takip edin. Yani izlerken derken o çalsın. Siz yine de metinden takip edin. Tam olarak ne denilmek isteniyor. Takip ettikçe böyle başlangıçta biraz daha %50'sini yani 100, şey, 100 şeyden 50 tanesini anlayacaksınız. Ama ikinci kere tekrar çalarken... Takip ettiğiniz zaman aslında çok da zor olmadığını fark edersiniz. Üçüncü, dördüncü, beşinci kez yaptığınızdaysa her şey netleşir, konuşan, konuşulan şeyin bellidir. O hıza da alışıyor kulağınız yavaş yavaş. Bunu 5-6 kere yaptıktan sonra kağıtları bir kenara bırakın ve sadece o videoyu izleyin. Sadece izleyin. Ve bunu saatlerce yapmanız gerekiyor. Her gün saatlerce yapacaksınız arkadaşlar. Bunun için zaman ayırmanız lazım. Şu konuda bir hemfikir olalım arkadaşlar. İngilizce bir akşamüstü iş çıkışı dil okuluna gidip öğrenilebilecek bir şey değil. İngilizceyi belli bir derecede hayatınızın merkezine koymanız gerekiyor. Beyninize bu işin sizin için önemli olduğunu mesajını vermeniz gerekiyor. Beynimiz de yapmacık şeylere karşı kendisini sürekli korumaya aldığı için sizden doğal olan bir şey isteyecektir ve dil dil söz konusu olduğu zaman dilin doğal halini isteyecektir. Dilin doğal hali ise bu gördüğünüz halledir. Yani direkt konuşulma tarzıyla, cümle yapılarıyla, ses tonundan diksiyonundan tutun her şeyiyle doğal. Ve bu doğal haline siz alışmanız lazım. Kulak aşinalığı oluşturduğunuz zaman dili anlamaya başlıyorsunuz. Çok iyi anladığınız dili konuşmanız daha rahat, daha kolay olacaktır. Mesela kendi ana dilinizde arkadaşlar çok iyi anlıyorsunuzdur ama ifade etme konusu sürekli aşağıdadır bir profesör konuştuğu zaman onu anlıyorsunuz ama o, onun gibi konuşamıyorsunuz. Onun gibi kendinizi ifade edemiyorsunuz. Yani anlamak hep ileridedir. Şimdi İngilizce söz konusu olduğu zaman anlama yerlerde konuşma buralarda. Olmaz. Burada bir tutarsızlık var. Bu doğal bir şey değil. Siz bu makası kapatmanız gerekiyor. Nasıl olacak? Kulak aşinalığıyla. Mesela bu 20 dakikalık podcast'i siz her gün günde en az bir saat, iki saat olmak kaydıyla bir hafta boyunca dinlemeniz gerekiyor. Aynı şeyin tekrarı, sürekli ve sürekli dinlenilmesi, izlenilmesi lazım. Yani aynı şeylerin tekrarı size İngilizce konuşma becerisini kazandıracaktır. Aynı şeyleri sürekli ve sürekli tekrar edeceksiniz. Sürekli dinleyeceksiniz, sürekli okuyacaksınız. Dinlemekten baktınız mı? Alın o kağıdı odaya geçin tek başınıza böyle kimsenin olmadığı bir yerde metni alın yüksek sesle okuyun. Yüksek sesle, normal sesle demiyorum. Yüksek sesle okuyun. Neden? Yüksek sesle okuduğunuz zaman bu çene kasınız, bu çene var ya. İngilizce farklı bir dil ailesine sahip olduğu için bizimki gibi iki dudak arasında biten bir dil değil. O dilde çıkarmakta zorlandığınız sesler var. İşte peltek S'ler, Z'ler. Bunları çıkartabilmeniz için ağzınızı açmanız lazım. Onun için yüksek sesle okumalar iyi bir egzersiz olacaktır. Yüksek sesle İngilizce konuşabiliyorsanız yani okuyabiliyorsanız normal İngilizce konuşmalar sizin için daha rahat daha kolay olacaktır. Bu şekilde günlük dinlemeleriniz 1 saat 2 saat olarak böyle Birkaç ay devam ettiğiniz zaman zamanla böyle altyazılarına ihtiyacınız kalmayacak. Otomatikman siz kendiniz açıp izlemeye başlıyorsunuz. Anlamadığınız yerler olduğu zaman duraklatıp şöyle burada ne diyor falan deyip kelimeye bakarsınız. Bilmedi mi kelimeyse sözlükten yardım alırsınız. Sizin için anlaşılır ve ilgi çekici içerikleri bu şekilde tekrar ve tekrar izlediğiniz zaman hem anlamanız artacak hem konuşma potansiyeliniz de kendisiyle beraber artacak. Yani şöyle bir şey olma ihtimalini ben vermiyorum. Çok iyi anlıyorsunuz ama konuşmanız hiç yok. Mümkün değil. Eğer çok iyi anlıyorsanız oradaki kelimelere bildiğiniz anlamına gelir. Bildiğiniz kelimeleri eğer kullanmıyorsanız bu sizin sorununuz. Hani bu cebinde 10 bin telesi olup da ben harcayamadım, harcayamıyorum, ben fakirim demekten bir farkı yok. Peki bu süreçte başka bir şey yapmayacak mıyız? Sadece çıktısını aldık, çalıştık ve sürekli dinliyoruz, izliyoruz. Bu mu derseniz? Hayır tabii ki isterseniz konuşun. Yani sizi kim tutuyor ki? Ya kurallar üretmeye çalışmayalım arkadaşlar. Bakın kesinlikle şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan demeyelim. Dil bir keresinde kendi içerisinde bir sürü belirsizlikleri barındıran bir yapıya sahip. Örneğin birazdan benim ne söyleyeceğimi siz tahmin edemezsiniz. Ben de sizin bana ne diyeceğinizi, ne soracağınızı tahmin edemem. Nasıl tepki vereceğinizi tahmin edemem. Yani tahmin etmek çok zor dil öğreniminde. O yüzden şöyle yaparsam bu olur falan demek yani kesin bir yol haritası çizmek biraz zor. Ama genel olarak baktığımız zaman dil öğrenimi bilimsel anlamda kulaklarla öğrenilen, dinlemeye dayalı bir yol izlenildiği zaman çok rahat, çok kolay edinilebilen bir şey olduğunu biliyoruz. Hani o deli örneğini hatırlayın. Okuması yok, yazması yok, okula gittiği yok, öğretmen yok, materyal yok, hiçbir şey yok. Ama tek bir şey var kulak aktif kulak çalışıyor hani bu delinin eğer kulakları çalışmasaydı büyük ihtimalle herhangi bir dili konuşamayacaktı yani bu işte kullanmanız gereken temel kanallar kulaklar kulaklar aktif kullanmanız lazım zaten iki kişi konuştuğu zaman birisi konuşur diğeri dinler değil mi aynı şekilde rol değişir yani dinleme ile konuşma hep yan yanadır ama bizim takip ettiğimiz bu dil okullarındaki ya da herhangi bir e, dil materyallerine baktığımız zaman görsele dayalı. Çoğunluğu görsele dayalı. Dinlemeye dayalı kısımlar yok demiyorum. Var ama o temel kaynaktan değil. Yani halktan değil. Akademik bir dil. Hani hayatınızda sürekli böyle akademik bir dil kullanan kişilerle karşılaşıyorsanız tamam ona diyeceğim bir şey yok ama e, ben toplumu tercih ederim. Çünkü... Biliyorum siz de toplumdan bir bireysiniz ve Amerika'ya gittiğiniz zaman toplumla karşılaşacaksınız. O zaman o toplumun dilini baz almak zorundasınız. Kitaplara baktığımız zaman hani dinlemeye dayalı olmasını geçelim de bir görsele dayalı iki karşılaşmayacağınız şeylerle dolu. O yüzden dilin kaynağı olarak bir kişiyi seçmenizi tavsiye ederim. Bana göre A.J. Hawke çok iyi birisi. İngilizce cevabını ele aldığımız zaman hem kişilik olarak da hem onun ele aldıkları konu başlıkları arkadaşlar sadece İngilizce ile alakalı değil. Adam bir kitap okuyor. O kitap üzerine bir podcast hazırlıyor. Yani siz 20 dakikalık bir video içerisinde bir bir kitabın özetini alıyorsunuz tabiri caizse yorumlarıyla beraber. Aynı zamanda İngilizceyi de alıyorsunuz. İlginizi çekebilecek bir sürü konu başlıkları var. Ondan bir tane seçin ve onu çalışın, izleyin, dinleyin aynı sirkülasyonu devam ettirin. İsterseniz bunu aylık yapın, haftalık yapın, günlük yapın, fark etmez ama acele etmeyin. Bunu bir zevk haline dönüştürün. İngilizce ders olmaktan çıksın. İngilizce sizin için bir ders olmasın. Ders modunda gördüğünüz zaman beynimiz maalesef bunları kabullenmekte zorlanıyor. Çünkü zorunlu yapılan bir şey. Mümkünse tek bir kişiyi seçin ve ona ait olan videolara sürekli ve sürekli böyle aylarca izleyin, dinleyin. İngilizce otomatikmen kendiliğinden gelecektir. Acele etmeyin. Sabırlı olun. Peki ben bu programı ne kadar süre devam ettirebilirim? Ne kadar süre ben buna dayanabilirim diyorsanız kendinizi denemeniz açısından şöyle bir parametre sunayım ben size. Düşünün ki bugünden itibaren fitnesse gidiyorsunuz. Önümüzdeki 6 ay boyunca her gün 45 dakika spor yapabilir misiniz? Düzenli bir şekilde her gün 45 dakika ya da 1 saat spor yapabilir miydiniz? Cevabınız evetse Dediğim gibi siz bu programı devam edebilirsiniz. Cevabınız hayırsa maalesef. Parametre olarak ben fitnessi sunuyorum ve bunun doğru doğru veri vereceğine inananlardanım. Çünkü bedeninize ne kadar hakimseniz takip edeceğiniz programa da o kadar sadık kalırsınız. Evet bu konuda düşünceleriniz, yorumlarınız benim için değerli arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim. Derslerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olursanız da sevinirim tabii ki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.